kendisi karar versin. Kararına biz destek olalım. Biz onunla direkt şununla arkadaş ol, şununla kes, şununla mesaj, mesajlaşma deme yerine biz bu konuda dikkat edilmesi gereken konuları konuşalım. Arkadaşlar böyle olmalı. Böyle olmalı. Böyle olmamalı diyelim. O kendisi. O kendisi. Hangisi ona uyuyor, hangisi uymuyor gözden geçirsin. Evet. Yani mesela arkadaşsa annesinden babasından böyle ihlasla dinlediği hakikatleri dikkat alarak ben bununla alakayı kesmeyeyim ama arkadaşlık derecesinde yakın olmayayım. Yani alaka kesmeyeyim yine. Bunun bazı yanlışlarından vazgeçmesine vesile olmam gerekebilir. Ama biraz mesafe koyayım. Böyle uygun bir tarzda biraz mesafeyi açayım demesi için çocuğun akıl bali olduğunda baskı yaparak, kavga ederek onunla irtibatın kes. Bir daha onunla görüştüğünü görmeyeceğim den ziyade den ziyade hani o bütün bütün olmasında demiyorum belki onun da gerektiği ölçülü bir şekilde haller olabilir. Ama ondan ziyade bak Zuhru suresinde haberler var. Kötü arkadaş seçen mahşerde o kötü arkadaşının yüzünden düştüğü kötü hali görünce keşke dünyada seninle benim aramda doğuyla ile batı arasındaki mesafe kadar mesafe olaydı. Sana yakın olmayayım diye pişman olacak. Bak Kur'an-ı Kerim ahiret alemlerinin haritasıdır. Kur'an-ı Kerim'in bir tarifi ahiret alemlerinin haritasıdır. Bak ne olacağını bize dünyada Cenab-ı Hak haber veriyor. Arkadaşını iyi seçmeyenler adım adım pişmanlığa yürüyor. Arkadaşını iyi seçmeyenler adım adım acılara yürüyor. Arkadaşını iyi seçmeyen adım adım yalnızlığa yürüyor. O kötü arkadaş adamı yalnız bırakır. Senin yanındayken ruhunu anlatır. Ruhunu yalnızlığa mahkum eder, nefsini şımartır ama zamanla seni seni ona çok ihtiyaç duyduğunda yalnız bırakır. Ama Allah için seven, Allah için sana yardımcı olmak isteyen seni yalnız bırakmaz. Öyle bırakmaz ki seni yalnız Allah için seven. 10 bin kilometre uzağa Japonya'ya gitse yine onu düşündüğün zaman sana güzel şeyler düşündürür. 10 bin kilometre uzağa gitse yine hatırına geldiğinde sana hayırlı manalar hatırlatır. Bak evladım arkadaşlık mühim. Bu arkadaşlığın mühim olması diğer insanlarla okulda veya iş kavga edeceğin anlamına gelmiyor. Kimseyle kavgalı olma. İnsanlarla iyi geçin. Kötü ahlakı olan insanlarla da kavgalı ol demiyoruz. Ama onlara da faydalı olman için kötü davranış olanlara mesafeli dur. İyi ahlak olan, güzel yaşayanlara yakın ol. O güzel insanlara yakın olarak onlardan manevi destek ve takviye al. Sevdiğin ama kötü durumda olanlara da uygun metotlarla elini uzat. Onlarla ilgilen, onları ikaz et. Kötü hallerden kurtulmalarına yardımcı olman için iyi arkadaşları çok seç onlardan manevi takviye al dememiz lazım. İşte bunu derken de daha çok Kur'an-ı Kerim'deki esasları konuşalım. Kur'an-ı Kerim'deki hadis-i şerifteki arkadaş seçiminde dikkat edilecek hususları konuşalım. Artık akıl bağlı olan çocuk kararı kendisi versin. Onun verdiği kararda bizim onunla paylaştığımız hakikatlerin yansımaları olur inşallah.